Logobulut ERP servisimizde kredi kartı ile yapılan işlemlere ait kayıtlar, finans yönetimi, hareketler, cari hesap fişleri menüsünden kredi kartı fişi, kredi kartı iade fişi, kurum kredi kartı fişi ve kurum kredi kartı iade fiş türleri ile gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı fişi ile seçilen cari hesap tanımına alacak kaydı, karşı hesap olarak seçilen kredi kartı türündeki banka hesabına borç kaydı oluşmaktadır. Kredi kartı fiş tahsilatı yapıldığında kredi kartı hesabına alacak kaydı oluşmakta ve tahsilat esnasında karşı hesap olarak seçilen cari hesap türündeki banka hesabına borç kaydı oluşarak işlem tamamlanmaktadır. Kurum kredi kartı fişi ile seçilen cari hesap tanımına borç kaydı, karşı hesap olarak seçilen kredi kartı türündeki banka hesabına alacak kaydı oluşmaktadır. Kredi kartı fiş tahsilatı yapıldığında kredi kartı hesabına borç kaydı oluşmakta ve tahsilat esnasında karşı hesap olarak seçilen cari hesap türündeki banka hesabımıza alacak kaydı oluşarak işlem tamamlanmaktadır. İade işlemleri için kredi kartı iade fişi ve kurum kredi kartı iade fişi kullanılmaktadır. Yeni eklenen kaydın fiş numarası değeri kayıt numaralama şablonlarında tanımlanan cari hesap fişi numaralama şablonundan getirilecektir. Kullanıcı tarafından elle değiştirilebilmektedir. Tarih değeri günün tarihi olarak gelecektir. Çalışma tarihleri alanında seçilen tarih ile gelmesi sağlanabilir veya kullanıcı tarafından elle değiştirilebilmektedir. Organizasyonel birim ve bölüm alanlarında kullanıcı tanımında seçilmiş olan ön değer bilgiler gelecektir. Kullanıcıların yetkili bulunduğu organizasyonel birim ve bölüm tanımları ile elle değiştirilebilmektedir. Muhasebe fiş no alanında kredi kartı fişini kaydettiğimizde oluşacak olan muhasebe fişinin numarası şablon tanımından gelecektir. Bu alanda elle yeni numara girilebilir. Satır bölümünde cari hesap kodu alanından kredi kartı işleminin cari hesap bilgisi seçilmektedir. Kredi kartı fişinde alacak, kurum kredi kartı fişinde borç alanından tutar girişi yapılmaktadır. Kredi kartı fişlerinde karşı hesap türü ön değer banka hesabı olarak gelecektir. Karşı hesap alanından kredi kartı türünde tanımlanan banka hesabı seçilebilir. İşlem para birimi alanında seçilen banka hesabının döviz tipine göre işlem para birimi türü otomatik değişecektir. Kur işlem para birimi alanında kur bilgisi günlük döviz kurları indirilmiş ise yansıyacaktır ve kur girişi elle yapılabilmektedir. Toplam işlem para birimi alanında dövizde tutar bilgisi yazılabilir. Ödeme planı alanında önceden tanımlanmış ödeme ve tahsilat planları seçilerek ödeme hareketlerinin seçilen plana göre oluşması sağlanabilir. Sağ tuş menüde yer alan ödeme tahsilat işlemleri seçeneğinden ödeme hareketleri detay bilgisine ulaşılabilir. Ödeme planı seçilmediğinde ödeme tahsilat işlemleri penceresinden ödeme hareketleri elle oluşturulabilir. Toplamlar alanında fişe ait toplam bilgileri yer alacaktır. Kaydet seçeneği ile fiş kaydı gerçekleştirilir. Sağ tuş menüsünden durum değiştir seçeneği ile onaylı durumuna getirilebilir. Cari hesap fişlerini kaydettiğimiz anda onaylı durumuna getirilebilmesi için ön değer ve parametreler altında bulunan cari hesap fişleri onay durumu seçeneği onaylı olarak seçilebilir. Kaydedilmiş ve onaylı durumunda bulunan kredi kartı fişlerinin tahsilatlarını gerçekleştirmek için sağ tuş menüde bulunan bağlı kayıtlar kredi kartı tahsilat işlemleri seçeneği seçildiğinde gelen ekranda tahsilatı yapılmak istenen satır seçildikten sonra fiş oluştur butonu seçilmelidir. Tahsilat için fiş türü seçilerek karşı hesap banka bilgisi seçilmeli ve kaydedilmelidir. Tahsilat işlemini ayrıca finans yönetimi, işlemler, kredi kartı tahsilatı seçeneği ile birden fazla kredi kartı işlemi için toplu olarak gerçekleştirilebilir.